Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu. Bugün Apple Haberleri serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu haftanın haberleri arasında iPhone 6'nın tasarımı ile ilgili tekrar gelişmeler var. Ön panelinin sızması ile alakalı. Apple'ın şu anki CEO'su Tim Cook'u anlatan bir kitap yayınlandı. Onunla alakalı bir haber var. Biliyorsunuz iPhone 4S'ten beri olan Siri'nin 3. taraf uygulamalarla olan ilişkisini daha ne kadar ilerleyebilir, daha ne kadar ileri gidebilir, daha onunla ilgili ne yapılabilir ile ilgili konuşacağım. iPhone 5C ile başlayan plastik iPhone devri bitecek mi? Bununla alakalı konuşacağım. Apple TV ile alakalı konuşacağım. Konferans toplantısında Tim Cook'un açıkladığı rakamlarla ilgili ve son olarak da iOS'in arabaların içine girmesiyle alakalı konuşacağım. İlk haber iPhone 6'nın ön paneli ile alakalı. Şu anda resimlerde gördüğünüz olan fotoğraf geçen haftalarda size gösterdiğim iPhone fotoğrafıydı. Birinci haftada gösterip ikinci haftada yalanlandığını söylediğim fotoğraflar. İzlemediyseniz gidin önce onları izleyin derim. Bu fotoğrafta şu anda ekranda gördüğünüz fotoğraflarda iPhone 6'nın olabilecek olan ön panelinin fotoğrafını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi fotoğrafta yanlarda çerçeve yok. Üstten ve alttan kısılmış, hatta home tuşuna kadar dayanmış olarak gözüküyor telefonun ekranı. Ayrıca bakacak olursak iPhone 5'in ya da iPhone 5S'in ön paneliyle çok bir büyüklük farkı yok ama ekranı büyümüş. Yani bu durumda telefonun boyutunun aynı kalıp ekranının büyüyebileceği düşünülüyor açıkçası. Şimdi Apple'ın daha önce de bahsettiğim gibi daha önceki Apple haberlerinde asıl amacı telefon olduğu için tek elle kullanılabilmesi idi. O yüzden zaten 3,5 inçten 4 inçe çıkarılıp işte şu yanları aynı kalıp üstten uzatılmıştı ki parmağınıza böyle her yerine ulaşabilirsiniz. Şimdi ekran aynı boyutun bu şekilde kalıp şu iPod Touch 5. nesil bu arada. Onun da kutu açılım videosunu şu an ekrana koyarım. Onu da gidin izleyin. Gördüğünüz gibi zaten küçük bir alet. Yani her yerine ulaşılabiliyor. 4 inç olmasından dolayı. Şimdi eğer bunun ekranını kenara kadar yaparsanız, buradan da uzatıp aşağıdan da uzatırsanız yine tek elle kullanılabilir olur. Geçen bölümde bahsettiğim gibi şimdi dediğim gibi ana sayfasında çok sorun olmuyor. Yani küçük olmasıyla ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz. Fakat bir video izlerken ya da internette dolaşırken biraz daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani daha büyük olsa daha güzel olurdu diyorsunuz gerçekten. Şimdi eğer böyle olursa hem tek elle kullanılabilip hem ekranın büyük olup hem de 5 inç gibi öküzümsü bir ekran olmaması gerçekten güzel olabilir bence. Ayrıca ekranın böyle olması iPhone boyutunu da değiştirmeyeceği için, yani ön panel fotoğraflarından yola çıkarak telefon boyutunu da değiştirmeyeceği için yine telefon pazarındaki en küçük telefonlardan biri olmaya devam edecek ve her yere sığabilecek, avucunuzun içine sığabilecek anlamına geliyor. Benim yorumum ise şu, tamam güzel olmuş, hoş olmuş fakat şu an tekrar resimleri gördüğünüz gibi telefonun da biraz büyümesi bence güzel olabilir. Çünkü telefonu şöyle tutabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani bu daha önce tabii iPhone 5S'ten fakat yine böyle tutabiliyorsunuz. Yani en azından şöyle olsa, biraz daha büyük olsa yine çok büyük bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Yani burada Apple geçen hafta da bahsettiğim gibi. Şimdi eğer bir şey kendisi çıkarırsa onu gerçekten sahipleniyor ve onu her yıl geliştiriyor. Mesela işte Retina Display her şeye yaydı Retina Display'i. Fakat büyük ekranlı telefonları hep daha önce başkaları yaptığı için ve Apple bu yola hiç başvurmadığı için şimdi büyük ekranlı telefona geçerse yani şöyle bir şey olacak. Tamam, o da onlara uydu. Kendi yolunu çizmedi bu sefer. Tarzı bir konuşma yol açacaktı. Şimdi tablet piyasasında Apple'dan başladığını düşünürsek buna mal vermemek için bence telefon boyutunu aynı tutup ekranı büyütüyorlar ki biz kendi yolumuzu kendimiz çiziyoruz izlenimi vermek için bence büyük ihtimalle. Ayrıca şimdi iPad'lerde de olduğu gibi iOS dediği iPad'e yüklediğinizde yani iPhone kadar çok güzel gözükmüyor bu arada bu benim okul için kullandığım iPad. Yani kendi iPad'im gerçekten çok bir farkı yok. Biraz konu dışı ama bu iPad kabını alın, bunu yapıştırın. Gerçekten eğer üniversitedeyseniz ya da lisedeyseniz bunu kullanabiliyorsanız gerçekten çok yararlı oluyor. Kitaplarınızı PDF olarak atın falan, gerçekten güzel oluyor. Şimdi konuya dönecek olursak, iOS'e de iPad'e yüklediğiniz zaman biraz boş gözüküyor açıkçası. Yani özellikle ilk yüklediğinizde çok fazla boşluk varmış gibi gözüküyor.
Şimdi iPhone'da da bunu gittikçe büyütürsek acaba ikonların boyutu aynı mı kalacak? Yoksa daha büyüyecek mi ikonlar? Böyle sorunlara yol açıyor tabii. Tabii iOS 8'i de düşünmek lazım. Nasıl yenilikler getirecek, ne yapacak? Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda açıkçası iPhone'un ekranın büyümesi artık çok olağan gözüküyor. Hem de iki nesil aradan sonra. Yani Apple şunu gördü bence artık hani tam 3.5'tan 4'e çıkardık ama bu memnun etmedi, çoğu kişi yetmedi. Biraz daha büyütmeliyiz. Ama telefon boyutu en azından aynı kalsın. Bir şeyleri aynı tutmalıyız. Kendi yolumuzu kendimiz çiziyoruz. Bunu göstermeliyiz gibi bir konuşma söz konusu bence Apple için de. Evet, yani diğer ilk fotoğraflara göre bunun olasılığı daha yüksek gözüküyor. İlk fotoğrafında belli bir doğruluk payı çıkıyor. Yani ekranın şu kırmızı çizgiye kadar olması güzel oluyor. Bu arada yorumlarda birinizin görmüştüm. Parmak koyma yeri hiç kalmıyor gibi bir yorum görmüştüm. Zaten telefonda parmağı nereye koyuyorsun? Yani kenar özellikle şöyle tutup mu kullanıyorsun da parmağını koyacak yer yok. Yani kimi tam hatırlamıyorum da ona bir cevap olarak söyleyeyim buradan. Evet, iPhone 6 ile ilgili haberler bu kadar. Evet, ikinci haber Tim Cook'la alakalı. Steve Jobs'tan sonra, Johnny Ive'dan sonra Tim Cook'u da anlatan bir kitap yayınlandı. Kitabın adı Perili İmparatorluk, Steve Jobs'ın ardından Apple. Kitabı almak istiyorsanız yani. Ben büyük ihtimalle alacağım, okuyacağım. Size de paylaşırım sonradan, okuduktan sonra. Bu kitapta biliyorsunuz Steve Jobs vefat etmeden önce hastalığından dolayı CEO'lu bırakmış ve Tim Cook'a devredilmesini istemişti. Öyle de olmuştu. Tim Cook devralmıştı. Zaten daha önceki yıllarda Steve Jobs'ın pankreas kanserinden dolayı birkaç ay izne ayrılıp yerine işte görevi devretti. Yani böyle yerine bakan diyeyim. Yine Tim Cook'tu. Bundan dolayı bunları da anlatan bir kitap yayınlanmış Tim Cook hakkında. Tim Cook şu an bildiğiniz bayağıdır Apple'da çalışıyor zaten. Bir 10 senedir falan diye hatırlıyorum. Apple'da çalışıyor. Bu kitap Tim Cook'un hayatından bahsediyor ve Apple'daki çalışma ortamından, işte fikirlerinden, Steve Jobs'la acaba nasıl bir ilişkisi vardı bundan, Steve Jobs'tan sonra acaba nasıl bir bakış açısına sahip, Apple'ı nereye götürmeye çalışıyor, bununla ilgili bahsettiği bir kitap. 18 Mart'ta satışa çıkacakmış bu kitap. Evet. Evet, üçüncü haber Siri ile alakalı. Siri'nin üçüncü tarafı uygulamalarla olan iletişimi ile alakalı. Şimdi Siri bildiğiniz gibi ilk çıktığında telefonun işlevlerini kontrol edemiyordu. Çok bir işe yaramıyordu açıkçası. Sadece işte şunu ara, şöyle yap, şuraya rezervasyon, yani takvimde belirle, işte anımsatıcı ekle tarzı şeyler yapıyordu. Şu anda işte telefon ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. İşte şu müziği çal. Gerçi ilkinde de müzik vardı. İşte parlaklığı kız, parlak sesi aç, sesi kız falan. Uçak modundan böyle şeyleri yapabiliyor. Fakat şunları yapamıyor. Mesela bir Amerika'da, Türkiye'de yine değil de mesela bir sinemada bilet ayıramıyor mesela. İşte bir restorana yer ayırtamıyor, otele yer ayıramıyor falan tarzı böyle şeyler var. Yani Open Table'la Wolfram Alpha ile falan bir desteği var Siri'nin. Yani Wolfram Alpha'dan bilgi alıyor. İşte mesela işte birinci kat metredir dediğin zaman işte direkt Wolfram Alpha'dan alıyor bilgileri. İşte Amerika'da, Türkiye'de yine değil. İşte dediğiniz zaman şu restoranda yer var mı? Şu restorana bana yer ayırt falan dediğinizde direkt sizi Open Table uygulamasına yönlendiriyor. Ve oradan yapabiliyorsunuz rezervasyonunuzu. İşte yine aynı şekilde sinemalarla falan bunların desteğinin geliştireceği iddia ediliyor. İşte mesela Siri'nin yapabileceği şeyler arasında bu eklenecek, eklenebilecek şeyler arasında mesela uygulama açmak var, tamam peki, ama uygulamaları kullanmak yok. Mesela Facebook'ta yer bildirimi yapmak, işte Twitter'da yer bildirimi yapmak, işte yok işte Foursquare'de nerede olduğunu bildirmek, işte fotoğraf paylaşmak Twitter'da falan. Bunları belki yapabilecek mesela. Direkt basıp işte Foursquare'de yer bildirimi yap dediğin anda direkt yapacak mesela. Şu an zaten iOS'in Twitter ve Facebook'la bir bağı var. Yani direkt bastığınızda bunu direkt Twitter'a, direkt Facebook'a yönlendirebiliyorsunuz. Fakat Siri bunun içinde çok değil. Yani sadece söyleyebiliyorsunuz. Yine kendiniz yazıyorsunuz tarzı. İşte bunları genişletebilir. Başka işte
Find My Friends'ten yer bildirimi yapabilirsiniz mesela. Find My Friends'te bildiğiniz gibi istediğiniz arkadaşlarınıza yer bildirimi yapıp işte bir yerde buluşacaksanız hepinizin ayrıya gelmesi falan, Apple'ın reklamlarından bahsediyorum. Böyle şeyler yapmanız mümkün olacak mı acaba Siri ile? Şimdi iOS 8'de, iOS 7'den sonra ne gibi bir değişiklikler olur gibi bir daha önceki videolarda konuşmuştum. Dediğim gibi Mountain Lion'dan Snow Leopard'dan sonra Lion'a geçip, Lion'dan sonra işte Mountain Lion ve Mavericks'te çok büyük değişiklikler yoktu demiştim. Sadece böyle ufak tweak'ler vardı. Tekrar iOS 6'dan iOS 7'ye geçerken işte çok büyük bir adım atlatıldı. İşte iOS 7'den iOS 8'e geçerken çok büyük bir şey olmaz gibi düşünüyordum. Yine öyle şeyler olacağını düşünüyorum. İşte Siri'ye belki Türkçe desteği eklenir mi? Çünkü Abdullah Gül gidip konuşmuştu. Belki o işe yarar. İşte Siri belki Türkçeleşir. Ve bu destekler Türkiye'ye gelebilir belki. Tabi bu uygulamalarla alakalı bir şey işte. OpenTable'ın Türkiye'ye gelmesi falan. Apple Maps'leri Türkiye için açılabilir. Ve ya Siri işte aslında Amerika'da çoğu işe yarıyor. İşte beni buraya götür diyorsunuz, direkt götürüyor. Ama sadece mesela Apple haritaları kullanılabiliyor. İşte Google Maps tabi Türkiye'de şu an çok daha büyük Apple'dan. Çünkü data yok Apple'ın elinde. Ne kadar TomTom'u kullanıyoruz deseler de TomTom kadar bilgi yok ellerinde. İşte mesela basıp da direkt Siri'den Google Maps'ten beni şuraya götür diyebiliriz işte. İşte Nokia Maps'ten atıyorum, Yahoo Maps'ten. Sadece bastığımızda Apple'ın Maps'lerini kullanıyor. Yani tabii bu biraz da Apple'la alakalı. Yani sadece kendi uygulamalarını kullanması yetkisi veriyor Siri'ye. Ama işte başka uygulamalar da kullanılabilse iyi olabilir bence. Yani basıp da mesela işte Lig TV uygulaması atıyorum. İşte şu maçın sonucu kaç deyip bakabilmeliyiz mesela. Böyle şeyler mümkün olur mu? İşte bununla ilgili bir tartışma var. Evet, yani Siri bunları şu an yapabilecek kapasitede olduğuna inanıyorum. Apple'ın bunları yazması gerekiyor sadece. Türkiye desteğinin artması gerekiyor. Türkiye için konuşuyorum. Amerika'da çoğu şey yapabildiği için daha ne olabilir? Sadece uygulamalar desteği artabilir. Türkiye'de ama Siri'nin Türkçeleşmesi, bazı uygulamaların Türkiye'ye gelmesi, haritaların Türkiye'ye daha iyi yansıtılması çok geliştirecektir diyorum. Dördüncü haber iPhone 5C ve plastik iPhone'larla alakalı. Plastik iPhone bildiğiniz gibi iPhone 5C yani 3G ve 3GS'den sonra düşük fiyatlı iPhone olarak sunulmuş bir telefondu iPhone 5S'in yanında. Bunu sunarken eskiden mesela 4S çıktığında 4'ün fiyatını azaltıp onu bir alt kategoriden satıyordu. İşte 5 çıktığında 4S'i indirip satıyordu. Fakat 5S çıktığında 5'i 6'ya indirip satmaktansa yerine 5C adlı bir telefon koydu. Plastik kasası olan, gerisi tamamen iPhone'la aynı, iPhone 5 ile aynıydı içi. Bunun açıklamasında iPhone 5 fazla pahalı bir telefon olduğu için bunun fiyatını indirime gidemeyiz olarak bir açıklama yapılmıştı. Ama işte bunun plastiği kalitelidir, işte Samsung gibi dandik değildir tarzı bir açıklamada barındırıyordu bu açıklama. Şimdi ilk çıktığında iPhone 5S ve 5C birlikte tanıtıldı. Genelde Amerikan kanallarında, YouTube'da ilk olarak hep iPhone 5C ön plana çıkıyordu. Hep onun reklamları yapılıyordu. İşte sunum tanıtımında bile hep iPhone 5C ön plana sunuluyordu. Çünkü 5S zaten satılacak. 5S'i sunalım, biraz yeni pazara biraz aktarım yapalım tarzı bir görüş vardı büyük ihtimalle. Şimdi iPhone, insanlar şöyle düşündü. Madem 5 ile 5C aynı, ben niye gidip plastik telefon alayım? Hem de yeni çıkmış tabii Türkiye'de. Daha pahalı olduğu için gidip 5 alırım ikinci el ya da sıfırı vardır, ucuzdur. Onu alırım daha iyi diye döndü insanlar. Ve 5C çok satmadı. Bununla ilgili Apple'ın açıklaması tabii işte çok beklediğimiz gibi olmadı. Daha fazla satılmasını bekliyorduk. Elde kalan ürünler oldu. 5C çok satmadı. 5S uçtu gitti o ayrı ama 5C çok satmadı. Bununla ilgili analistçiler konuştu. İşte dediler ki Apple yapacak mı dediler. Plastik iPhone işten tamamen sıyrılıp 5S'i düşürüp yerine 6 mı çıkaracaklar tarzı konuşmalar döndü ki bence gerçekten yapılması gereken bu. Hem fazla emek harcıyorlar hem de plastik bir telefon çıkarıyorlar ve ayrıca Apple'a yakıştığını düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman şu ana kadar MacBook'larından telefonların iPad'lerine kadar her şey metal. O 5C orada çok sırıtıyordu. Yani böyle sanki bir oyuncakmış, bir çocuk oyuncağıymış gibi gösteriliyordu. Hatta şu Mac Pro'nun dışı çıkıyor ya böyle. O bile metal yani. Her şey metal. Hani ancak soğutma parçalarının bazıları plastik. O da zorunlu olduğundan plastik. Onun dışında kullanabildikleri her şey metalken gidip de 5C'yi plastik yapmaları
Apple Samsung'a mı dönüyor tarzı bir konuşmaya, bir dedikoduya sebep olmuştu. Açıkçası benim de hiç hoşuma gitmemişti. iPhone 5S kutu açılım videosuydu büyük ihtimalle. Yok pardon, 5S 5C sunumu videosundaydı. Sunum anlatımı videosundaydı. Demiştim ki bu 5C çok patlayacağını düşünmüyorum. Belki kızlar arasında hani renginden dolayı satılabilir demiştim. Yani ona da çok uymadı aslında. Yani 5C'ye sahip olan hiç erkek görmedim açıkçası. Kızlarda daha çok var. Bundan dolayı ben Apple'ın açıkçası plastik iPhone işinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Hem gereksiz emek var, hem Apple'ı kötülüyor, hem de yani tamam yani güzel gözüküyor, el değsi güzel de plastik. Yani metalden sonra plastiğe geçince çok şey oluyorsunuz, böyle dandik bir şey kullanıyormuş havası veriyor. Bence Apple'ın yapması gereken 5S'i bir aşağıya kaydırıp, 5'i de onun bir aşağısına kaydırıp, 5'i de piyasadan tamamen kaldırmasıdır bence. Böylece 6 en üst, 5S 16, 5'te tamamen bedava verilen, yani kontratla bedava verilen telefon yerine konmalı bence. İnşallah Apple böyle yapar ve o konudaki kişiliğini geri kazanır diyorum. Beşinci haber Apple TV ile alakalı. Apple TV 2007 yılında ilk tanıtıldığında, iPhone'la birlikte WWDC tanıtıldığında böyle cam ve metal bir kasaya sahipti. Şimdiki Apple TV'nin yaklaşık 4 katı büyüklüğe sahipti. İçinde hard disk vardı. 20 GB mı? 120 GB'tı. Ve işte filmleri ona indirip izliyordunuz. İşte Mac'ten tekrar aynı zamanda şu anki gibi ne çalacağını, ne oynatacağını yönetebiliyordunuz. Direkt Mac ekranını televizyonda sağlayamıyordunuz. İşte böyle özellikleri olan, o zaman çağın üstünde olduğu iddia edilen bir şeydi. Ve Apple bunu tanıtırken, bunu bir hobi olarak yapıyoruz. Çok büyük bir satış şeyimiz yok, satış beklentimiz yok. Bunu bir yandan bir hobi olarak yapmak istiyoruz şeklinde tanıtmıştı. İşte ne kadar kazanırsa kazansın bizim için çok önemli değil. Biz bunu yapmak istiyoruz şeklindeydi. Şimdi 2013 satışlarıyla alakalı olan Apple'ın Cuma günü düzenlediği yıllık hissedarlar toplantısında Tim Cook Apple TV ile ilgili açıklama yapmış ve demiş ki 1 milyar doların üstüne çıktı Apple TV satışları. Yani bu geçen yıllara göre çok üst bir şey. Yani 2 katından fazla satıldı demek. Ve bu da artık Tim Cook'un dediğine göre demiş ki bizim için bir hobi olmaktan çıktı ve daha üstün şeyler yapmaya yöneleceğiz demiş. Bu da demek oluyor ki geçen bölümlerde anlattığım gibi acaba Apple TV tamamen yeni bir televizyona mı dönüyor? Tekrar kutu olarak mı kalacak, bir ek parça olarak mı, yoksa gerçekten televizyona mı dönecek şeklinde. Bu konuşmaların tekrardan alevlenmesine sebep oldu. Şimdi Apple TV'ye bence gereken önem verilmiyor gerçekten. Şimdi evimde kullanıyorum, gerçekten çok güzel oluyor. Mesela bir film izlerken bilgisayardan basıyorum, hemen orada izliyorum. İşte mesela o olmasa direkt televizyonda izlemeye çalışıyorum. Yarım saat böyle gidip kablo takmaktan çok daha kolay oluyor. İşte iTunes'ta satın aldığınız müzikleri direkt ondan dinleyebiliyorsunuz tarzı güzel şeyleri var aslında Apple TV'nin. Ve bunlarla beraber bu satışın bu kadar artması, Apple TV olan ilginin Apple için artacağı ve ona daha çok önem verilebileceğini gösteriyor bence. Çünkü daha 2 sene önceydi sanırım. 2012'de büyük ihtimalle. 2013'te pardon, yenilendi. Apple TV yani 720p'ydi desteği. 1080p'ye çıktı, işte içindeki işlemciler değişti falan, kutusu aynı kaldı. Çok büyük bir değişikliğe uğramadı. O yüzden bir dahaki Apple TV'de büyük patlamalar olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir adım atılacağını düşünüyorum ileriye doğru. Ve bu açıklamada Apple TV'nin artık bir hobiden çıkmış olması da konuşması da Apple TV'nin çok ileri gideceğinin bir göstergesidir. Çok satın alınabilecek bir şey olduğunun göstergesidir. Ve fiyatının da fazlasıyla artacağının göstergesidir. Çünkü şu an 100 dolara satıldığını düşünürsek Apple'ın en ucuz ürünlerinden olarak geçiyor. Evet, benim fikrim bu konuda Apple TV'nin bir dahaki sezonda, yani 2014'ün WWDC'sinde tanıtılacağını düşünüyorum ve Temmuz ayı gibi Türkiye'ye gelebileceğini düşünüyorum. Şimdiki televizyonlar gibi şimdi televizyonun dandik özelliklerini bulundurmayacağını da düşünüyorum. Mesela geçen videolarda konuştuğum gibi şu an arkamda gördüğünüz şuradaki televizyon Samsung'un Smart TV'si. 3D televizyon olarak geçiyor. Ama şöyle diyeyim.
Ne Smart TV'nin neredeyse hiçbir özelliğini kullanamıyorsunuz. O kadar dandik bir arayüzü var, o kadar yavaş çalışıyor ki. Yani tamam Samsung, tamam güzel ekranı, tamam hiçbir lafım yok. Gerçekten renkleri çok güzel ama vasat. Yine üstüne çalışılmamış Samsung'un standart ürünlerinden. Bence Apple bu konuda iMac'lere benzeyen bir tasarımda gidecek. Duvara asılabilen bir tasarımla gidecek ama yine ayağı işte iMac gibi olacak. Bunun dışında mesela bunda şey var. Entegre uydu algısı var. Böyle bir şey olacak, direkt uyduyu çalıştırıp, yani uydu kablosunu takıp çalıştırabileceğiz. İşte D-Smart, Digitürk gibi şeylerin kartlarıyla uyumlu olacak. Ve büyük ihtimalle 30 inç ve üstü için olacak ve 4K kullanacak. Çünkü bununla da ilgili bir haber verdi. Ufak bir haber olduğu için burada bahsediyorum. Apple Mac'lerde, MacBook Pro'lar için, şimdi Mac Pro'lar da var, MacBook Pro'lar için 4K'ya uygun hale getirmeye çalışıyormuş. Yeni Mac Pro'ları, MacBook Pro'ları. Bununla da beraber hepsi bir araya konulduğunda yeni Apple TV'nin büyük ihtimalle 4K olacağı ve az önce bahsettiğim niteliklere sahip olacağını söyleyebilirim. Altıncı haber Apple'ın iOS IndyCar konseptiyle alakalı. Bu iOS IndyCar iPhone 4S ile sanıyorum tanıtılmıştı. iOS 7'nin, pardon, iOS 6'nın bir özelliği olarak. Burada denmişti ki işte telefonunuzu arabanın radyo sistemine bağladığınızda, eğlence sistemine bağlandığınızda işte müziklere ulaşabileceksiniz. Tuşlara basıp işte arkadaki tuşa basın mesela. Siri'yi aktif hale getirip işte haritadan, müzikten bilgi alabileceksiniz. İşte şu şarkıyı çal, beni şuraya götür tarzı ve arabanızın büyük güzel ekranında görebileceksiniz. Böyle tanıtılmıştı. Fakat bu üstten 2 yıl geçmesine rağmen çoğu araba şirketi çok yanaşmadı buna. Çok uygun bulmadılar büyük ihtimalle. Hatta Mercedes mesela şöyle bir şey demişti. İşte kendini Apple'dan büyük bir şirket olarak görerek işte biz araba şirketiyiz, o teknoloji şirketi. Biz onlara değil, onlar bize gelip böyle bir şey sunmalılar. Biz değerlendirmeliyiz ne yapıp ne yapılmayacağını. Benim bildiğim Türkiye'de satılan Opel Adam. Onda vardı, denemiştim. Güzel de çalışıyordu ama iyileştirmesi gerekiyordu gerçekten. Yani muhteşem değildi. Şimdi yakın zamanda tanıtılan Apple'ın CarPlay, şu an sitede görüyorsunuz. Yani görüyorsunuzdur yanda şimdi. Apple CarPlay adında bir şey çıkardı. Arabanın kendinde olan, desteği olan bir sistem. Volvo'da, Mercedes'te, bir dakika bakıyorum. Volvo'da, Mercedes'te, Hyundai'da, Honda'da ve Ferrari'de 2014 yılında çoğu araba şeylerinde, modellerinde bulunacağıydı söylüyor bu Apple CarPlay'in. Şu an fotoğraflarda görüyorsunuzdur. Ekranda işte ikonlar var. İşte ne yapacağınızla alakalı işte telefon, müzik, haritalar, mesajlar ve şu an çalan müzik. Bunun yanında işte mesela Volvo'nunkinde yanda işte aynı büyük ekranın belli bir bölümü CarPlay'e ayrılmış, belli bir bölümü işte arabanın kendi işte ısı kontrolü, sıcaklık kontrolüne ayrılmış tarzı. Buna göre arabaların kendi entegre ettiği sistemler. Şimdi bunlar da ilk olarak harita. Harita tabi şimdi arabalarda bir sürü kontrol tuşları var direksiyonun üstünde. Onlara basarak Eyes Free de denilen bir şey vardı. Gözünüzü yoldan ayırmıyorsunuz. Sadece telefonun, yani Siri'nin sesiyle hareket ediyorsunuz. Böyle bir şey vardı. Şimdi arabanın büyük ekranında mesela harita, diyorsunuz ki beni şuraya götür. Apple'ın haritası açılıyor orada. Siri aktif hale getirip. Tabi arabalarda mikrofon da, şu an bunu destekleyen arabalarda mikrofon da olacağı için hiçbir sıkıntı olmayacak konuşmakta Siri ile. Şimdi beni buraya götür diyorsunuz. Arabanın ekranda şu an resimlerde gördüğünüz gibi açılıyor harita ve sizi oraya kadar eşlik ediyor. Arabanın hoparlörleri üstünden. Aynı zamanda müzik çalarken işte harita uyarı verdiğinde müziğin sesini kısıyor. Harita sesi yükseliyor. İşte şuradan döneceksin tarzı deyip müziği geri açıyor sesini tarzı. Telefonda aynı şekilde işte tekrar basıp şunu ara dediğinizde telefon hoparlörlerine arabanın hoparlörlerine verilecek ses tekrar arabanın mikrofonundan sizin sesinizi alacak. Yine aynı sistem. Yeni birisi sizi aradığında da basıp tekrar yine arabadan konuşabildiğiniz sistem olacak. Bunlar da direksiyonun üstünde olan kontrollerle kontrol edilebilecek. Mesajlarda şu an Siri mesajları nasıl kullanıyoruz? Tabii Türkiye'de kullanamıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi inşallah gelir.
mesajlarda işte mesaj geldiğinde mesela diyorsunuz ki basıyorsun işte yeni mesajı oku Siri okuyor. İşte gönder şey cevaplamak istiyor musunuz? İşte silmek istiyorsunuz tarzı şeyler soruyor. İşte cevaplamak istiyorsanız bas cevapla diyorsunuz. İşte söylüyorsunuz ve onu gönderiyor. Bu iMessage'dan ve normal mesajların üstünden de oluyor tabii. Aynı zamanda müzikte de tabii aynı sistem oluyor. Şimdi arabaya Bluetooth'la bağlanmıyor. Şu ana kadar gördüklerimde Bluetooth'la bağlanmıyor arabaya. Direkt Apple kablosunu alıp telefonu takıyorsunuz. Telefon aynı zamanda şarj oluyor. Aynı zamanda bilgileri telefon şey arabanın eğlence sistemine yüklüyor. Bunun şöyle bir özelliği var. Benim araba tanıtım videomu izlediyseniz, şu anda linkini koydum şuralara bir yerlere. İzlediyseniz orada bir tane Bluetooth kit almıştım. Onunla yaptığımda böyle basları falan vermiyordu araba. Yani çünkü Bluetooth üstünden aktarıldığı için ses kalitesini düşürüyor. Kompresliyor müzik dosyasını ve öyle şey hoparlörlere gönderiyor Bluetooth üstünden. Eğer kabloyla bağlarsanız gördüğünüz bu şekilde sesleri çok daha net alabileceksiniz. Özellikle iTunes'tan indirdiyseniz, işte yüksek kaliteli müzik indirdiyseniz çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar bunu da Sirius'tan kontrol edebiliyorsunuz. İşte sonraki şarkıya geç, şunu aç, şu şarkıyı oynat. İşte Amerika'da olan yine iTunes Radio üstünden de yapabileceksiniz. Bu arada iTunes Radio Avustralya'da da şu an devreye girmiş. Global olarak dağıtılmaya başlandı diye bir haber okumuştum. Türkiye'de gelir umarım yakın zamanda. Şu an resimde gördüğünüz gibi müzikleri de öyle kontrol edebiliyorsunuz. Radyoyu yine dediğim gibi direksiyon kontrolünden olacak her şey büyük ihtimalle. Evet, Apple TV bu işlere yarayacak. Apple TV diyorum, CarPlay. Şu an işte dediğim gibi Ferrari, Honda, Hyundai, Mercedes ve Volvo bunları 2014 yılında çıkaracaklarını söylediler. Hatta Mercedes ve Volvo bu konuda videoda yayınladılar. Ferrari'de de fotoğraflar yayınlandı. Honda'dan ve Hyundai'den daha bir ses yok. Bunlar dışında Apple'la daha ileriki zamanlarında arabalarında barındırması beklenen, yani Apple'ın sitesinde yazdığına göre BMW, Chevrolet, Ford, Jaguar, Kia, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Citroen, Subaru, Suzuki ve Toyota var. Yani neredeyse bütün araba şirketleri var. Bir de şöyle bir şey vardı. Şimdi bildiğiniz gibi arabalarda radyolar değişebilir. İşte double din ve bir din olmak şeyiyle. Acaba bu CarPlay entegre radyolarda satışa çıkacak mı diye bir söylenti vardı. Bence bu da o çok olası bir şey, neden olmasın yani. Radyo satarken mesela Sony'nin radyoları, işte Pioneer'in radyoları diyecek. İşte Apple CarPlay destekli. Onu alacaksınız. Arabaya taktığınızda direkt sanki entegreymiş gibi her şeyi kontrol edebileceksiniz. Tabi direksiyon kontrolleri buna uymayacak mı uymayacak mı, bazı arabalarda var bazılarında yok tarzı şeyler söz konusu olacaktır büyük ihtimalle. Şimdi bu eğer arabada olursa, arabada telefon keyfi çok daha güzel olacaktır. Müzik keyfi daha güzel olacaktır bence normalden. Çünkü ses kalitesi dağılır, şey olur. Çok başarılı buldum açıkçası. Özellikle iOS IndyCar konsepti altında ilk Opel adımda incelediğim şeyden sonra böyle büyük bir adım atmaları, bu işin içinde olduklarını göstermeleri bence çok güzel şeylerin habercisi olacaktır. Evet, bu haberin de sonuna geldik. Bu haberin bitişiyle de Apple Haberleri serisinin 3. bölümünün sonuna geldik. Apple haberlerini daha fazla izlemek, daha fazla görmek istiyorsanız, böyle haberler daha fazla izlemek istiyorsanız subscribe edin lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa tekrar dediğim gibi mailden, linkte bırakacağım aşağıdaki açıklamada bırakacağım linkten bana mail atın. Ya da Facebook'ta ya da Twitter'da olan kanal sayfasından bana mesaj atın. Gördüğüm anda cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Şu an bayağı kişiye yardım ettim zaten oradan. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Subscribe edin, yorum bırakın. Teşekkürler.